Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 14-20 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Merkür Başak Burcu'nda retro hareketine başladı. Hafta boyunca Başak Burcu'ndaki bu retro sizin 6. evinizde meydana gelecek. O nedenle retro süresince özellikle günlük hayatınız, iş hayatınız ve bu alanda olabilecek bazı programlar olabilir, önceden yapılmış randevular olabilir, uygulamalar olabilir. Buralarda Merkür Retrosu'nun ortaya çıkarabileceği gecikmelere biraz hazır olmakta fayda var. Çünkü 6. ev konuları Merkür Retrosu'ndan hafta boyunca etki alabilir. Özellikle günlük işlerinizde biraz yavaşlamalar olabilir. Ev içerisinde kullandığınız iletişim cihazları, ofiste, iş yerinizde kullandığınız iletişimle ilgili her türlü araç gereçte bazı sorunlar çıkması mümkün. Tabii bunları olumlu olarak da değerlendirebilirsiniz. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Eksik işleri gözden geçirebilirsiniz. Geçmişe ait konuları tekrar ele alabilirsiniz. Bazı şeyleri onarabilirsiniz, tamir edebilirsiniz, düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin dolaplarınızı yerleştirmek için, muhasebe işlemlerinizi gözden geçirmek için de uygun bir dönem olacak Merkür Retrosu. Hafta içerisinde Güneş ve Mars Aslan Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Bir yandan da motivasyonunuz oldukça yüksek. Özellikle yaşamdan daha fazla keyif alma konusunda daha istekli, daha hevesli olabilirsiniz bu hafta. Çocuklarla ilgili konular öne çıkabilir, aşk hayatınızla ilgili konular öne çıkabilir. Venüs de Yengeç Burcu'nda ev ve aileden aldığınız keyfi de arttırıyor son dönemlerde. Pazartesi ve Salı günü Ay Boğa Burcu'nda olacak. Biraz daha kendinizi huzurlu ve güvende hissetmeniz mümkün. Parasal konularda bazı harcamalar olabileceği gibi geçmişe dair beklediğiniz bazı paralar da elinize geçebilir. Çarşamba ve Perşembe günleri Ay İkizler Burcu'nda olacak. Çok daha hareketli, dışa dönük günler, iletişim trafiğinin arttığı günler. Özellikle tabii ki gerek çocuklarla ilgili, sosyal çevrenizle ilgili, aşk hayatınızla da ilgili bu günler, hafta ortası daha hareketli ve daha verimli olabilir sizin için. Cuma ve Cumartesi Ay Yengeç Burcu'nda biraz da eviniz, yuvanız, anneniz, babanız, ailenizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Aile içerisinde bazı hoş toplantılar olabilir, yemek organizasyonları olabilir. Pazar günü ise Ay Aslan Burcu'nda biraz böyle dış dünyaya açılmak isteyeceksiniz. Aşk hayatınızla da ilgili keyifli bir gün olabilir Pazar günü sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.